Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede pratik bir yöntemle patatesli pişi tarifi hazırladım. Asla yağ çekmeyen inanılmaz derecede lezzetli bir pişi oldu. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum pişinin hamuru için patatesleri önceden soyarak yıkamıştım şimdi küp küp dilimledim ve dilimlediğim patatesleri böyle bir tencerenin içerisine alıyorum üzerini geçecek kadar su ekledikten sonra tencereyi ocağıma götürüyorum ve patatesleri iyice yumuşayıncaya kadar haşlıyorum bu arada patatesler haşlandıktan sonra suyundan bir çay bardağı kenara ayıralım çünkü suyunu hamur için kullanacağız. Haşlanmış olan patatesleri süzgeçte süzdüm daha sonra yoğurma kabının içerisine aldım ve bir çatalla iyice eziyorum. Patatesler ezildikten sonra üzerine bir tane yumurta ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamada yumurtanın pişmemesi için patateslerin iyice soğumuş olması gerekiyor. Yumurtayı ekledikten sonra güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine ayırmış olduğum bir çay bardağı patates suyunu ekliyorum. Daha sonra bir çay bardağı süt ekliyorum. Bu arada tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitreliktir. Şimdi bir yemek kaşığı şeker, bir pakette instant maya ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri çatalla güzelce karıştırıyorum. Daha önce hiç patatesli pişi denemediyseniz bana güvenerek mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanılmaz derecede lezzetli, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, muhteşem bir pişi oluyor. Eminim ki sizler de denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Şimdi patatesli harcın üzerine önceden elemiş olduğum unun bir kısmını ekledim. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar çatalla karıştırmaya devam ediyorum. Hafiften ele yapışan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 5 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Patatesle hazırlanan hamur her zaman ele çok fazla yapışır. Hamuru toparladıktan sonra elime yapışmaması için yanıma bir çay bardağının içerisinde sıvı yağ almıştım. Hamurun üzerine sıvı yağdan az az dökerek yoğurmaya devam ediyorum. Hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Şimdi üzerine biraz daha sıvı yağdan döktüm ve üzerini havalmayacak şekilde bir streç filmle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Havalar oldukça sıcak olduğu için hamur sadece yarım saat içerisinde mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için yine elime birazcık sıvı yağ döktüm ve hamuru bu şekilde toparlıyorum. Daha sonra tezgahımın üzerine de sıvı yağ dökerek şöyle güzelce sürdükten sonra hamuru tezgahımın üzerine alıyorum. Bu arada pişi hamurunun mutlaka bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Çünkü hamurumuz ne kadar yumuşacık olursa pişimiz o kadar güzel olacaktır. Hamuru tezgahın üzerine aldıktan sonra şimdi su bardağı ile hamurdan parçalar kopartıyorum. Ve yine bardakla yuvarladıktan sonra bezeleri altına yağ sürmüş olduğum tepsinin içerisine alıyorum. Sizlerde daha önce hiç su bardağı ile beze hazırlamadıysanız bu pratik yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü aşırı yumuşacık hamurlarda beze hazırlarken elinize yapışacaktır. Su bardağı ile hazırladığınızda hamur kesinlikle elinize yapışmıyor. Şöyle hazırladığım bezeleri yağ sürdüğüm tepsilerin içerisine aldım. Şimdi pişirmek için ocağıma götürüyorum. Tavanın içerisine bolca sıvı yağ ekledim. Yağ iyice ısındıktan sonra bezeleri teker teker tavanın içerisine alıyorum ve iki tarafı da nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Bu arada ben pişileri ocağın büyük gözünde orta ateşte pişirdim. Kesinlikle yağ çekmedi. Zaten önceden yağı iyice kızdırdığımız için hem pişiler yağ çekmiyor hem de hızlı bir şekilde kızarıyor. Pişinin bir tarafı kızardıktan sonra diğer tarafını çeviriyorum. Bu pişinin hamurunun patatesle hazırladığımız için sadece unla hazırlanan pişi hamuruna göre daha hızlı ve güzel bir şekilde kızarıyor. Şimdi güzelce kızaran pişileri altına havlu kağıt serdiğim tabağın içerisine alıyorum. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaştığım tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir pişileri teker teker kızartmaya devam ediyorum. Söylemiş olduğum gibi patatesli hamur olduğu için pişiler hızlı bir şekilde kızarıyor. Pişilerinizi kızartırken kesinlikle başından ayrılmayın aksi takdirde yanabilir. Bu arada pişileri kızartmak için bol miktarda yağ kullandık. Yağı kesinlikle israf etmeyelim. Tamamen soğuduktan sonra kapaklı bir kavanozun içerisine alarak daha sonra kızartmalarda kullanabiliriz. Pişilerin hepsini güzelce kızarttıktan sonra şimdi hemen doku testine geçiyorum. Pişinin iç dokusuna bakar mısınız? Kesinlikle hamurlaşma yok. Sünger gibi gözenekli bir şekilde pişmiş. Tarifimi denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. İnanın şimdiye kadar yediğim en lezzetli pişi tariflerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Asla yağ çekmeyen inanılmaz derecede lezzetli bir pişi tarifi hazırladık. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşçakalın.